konuştuğunuzu az ve etkili konuşun diye. Ama Sayın Başkan, bir defa da anlaşılsa inanın biz de 40 defa tekrara gitmeyeceğiz. O yüzden ben yine kısa tutmaya çalışacağım. Sayın Bakan'a bir elçilik görevimizi yapalım ve sürekli sıkıntısını çektiğimiz bir olayı bizden nakledelim. Ek öğretmen atamaları. Haziran ayında verilen sözlerin tutulması isteniyor. Gerçekten öğretmenlerimiz ciddi şekilde mağdur ve bu ek atamaların tamamlanmasını bekliyorlar. Bunu bir not olarak sizlere iletelim. Ağrı ve Patmos Üniversitesi ve Patmos'tan bir değerli arkadaşım güzel haberler verdi. Evet, görsel olarak gerçekten iyi fotoğraflardı. Ben hem 100. Yıl Üniversitesi'nde 90'lı yıllarda hem de Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nin kurucu öğretim üyeleri kadrosu içerisindeyim. Yani bölge sıkıntılarına çok şükür vakıf bir insanım ve irtibatım hala devam eder. Fakat benim şeyim hayırlı olsun, daha büyük başarıları bekliyoruz Sayın Gök Başkanı'na. Bakınız, Kafkas Üniversitesi'nde şu an dermatoloji ve nörolojide doktor yok Tıp Fakültesi'nde. Beyin cerrahi çocuk hastalıklarına yeni doktor gelmiş, radyoloji ve fizik tedavi yetersiz. Genel cerrahi ve kadın doğum bölümleri dışında doğru dürüst ameliyat yapılmıyor. Ben size doğrudan bir bilgi vereyim Sayın Gök Başkanı. Çalıştığım için olaya vakıfım. Orada nedense idarede bu sadece öğretim üyeleriyle alakalı bir iş değil, kendi yetiştirdiği, doçent yaptığı öğretim üyelerini dahi orada tutma kapasitesine sahip değil veya söylemek istemiyorum ama bu minvalde bir politika geliştiriliyor. Gelelim başka konuya. Kafkas deyince atıldığım yer aklıma geldi. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi. 5 yılı geçtik. KHK listeleriyle atıldım. 13 Eylül 2017'de başvurum oldu OHAL komisyonuna. Kendimi anlatıyorum çünkü dosyama vakıfım ama benim üzerimden bir genellemeye gidebilirsiniz. 6000 akademisyen, 150 bin kamu personeliyle birlikte atılanlardan bir tanesiyim. Şimdi bu listeleri siz yoktunuz o zaman. Selefiniz ya da selefleriniz hazırladı. Bu listeleri kim dayattı size Sayın Gök Başkanı? Burada bunu gerçekten açık bir şekilde bize ifşa etmenizi bekliyorum. Bekliyorum çünkü bakın 5 senede bir cevap bulamadınız. Yani beni ve benim gibi şu anda 2000 cevap almamış insanı neden attığınızı temellendirecek bir gerekçe bulamadınız ve bize herhangi bir sonuç bildirmiyorsunuz. Ya da oyalıyorsunuz. Orta sahada top gezdiriyorsunuz. Hani yaş haddi gelsin. Bir şekilde şey yapalım, postalayalım, bu baş ağrısından kurtulalım. Bunlar, bu politikalar çıkmaz politikalar Sayın Başkan. Bakın, bizim gibi binlerce, on binlerce insanı bir memurun beyanına dayanarak attınız. Herhangi bir somut suç yok. Kaldı ki, bakın, barış bildirisi dahi Anayasa Mahkemesi tarafından ne kabul edildi? Fikir özgürlüğü içerisinde dahil edildi. Bununla ilgili herhangi bir kovuşturma yapma hakkınız da yok. O tam karmakarışık. Şunu söylemek istemiyorum. Bu uygulananlara muhatap olmaya hazır mısınız? Yani bir memurun beyanıyla, bu kayıtlarla, bu sicil kayıtlarıyla, aslında sicil de değil, bir anlamda fişleme kayıtlarıyla muhatap olmaya ve buna göre sizin amirlerinizin yarın öbür gün takdiriyle kaderinizin tayin edilmesine gerçekten hazır mısınız? Bunu da merak ediyorum. Söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar ama zamanımı son saniyeye kadar kullanacağım Sayın Başkan. 7 saniyem daha var. Bunlara cevap bekliyoruz Sayın Gök Başkanı. Teşekkürler. Sayın Bakan, sunumunuzda iki noktaya odaklandınız. Eğitimde fırsat eşitliği ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi noktasında.
Sizden önceki bakan da Ziya Selçuk da yine eğitimde fırsat eşitliğini ön plana çıkartmıştı. Hatta 2019 yılındaki bütçe görüşmelerinde özel eğitim kurumlarının ağırlığının %18 olduğunu söylemişti. Fakat 2 yıl sonraki 2021 yılı bütçe görüşmesinde ise özel eğitim kurumlarının oranının %21 olduğunu ve yine eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar olduğunu belirtmişti. Tabii ters orantılı olarak Arthur, bugünkü sunumunuzda da ben özel eğitim kurumlarının oranı nedir bunu göremedim, bunu sormak istiyorum size. Özel eğitim kurumlarının oranı tüm eğitimimizde yüzde kaçını kapsıyor? Bu konuda bilgi vermenizi rica edeceğim. Yine diğer konu mesleki eğitimin güçlendirilmesi. Diyorsunuz ki sunumunuzda 25 Aralık 2021 tarihinde mesleki eğitim kanunu değişiklik yaptık ve biz göreve geldikten sonra 159 bin olan çırak ve kalfa sayısını 950 bine çıkarttık. Bir başarı olarak söylüyorsunuz. Evet, AK Parti'deki arkadaşlar da böyle söylediler. Doğrudur. Bunu bir başarı olarak kabul edelim. Peki geçmiş dönemdeki bakanların uygulaması o zaman ne olacak? Nasıl adlandırılacağız? Demek ki sizden önceki bakanlar bu konuda başarısızmış. Ve siz de daha önceki dönemde bakan yardımcısı olarak bu başarısızlıkta payınız olduğuna inanıyor musunuz? Dolayısıyla bir nevi bir irtilaf yani sizin bu. Burada başarılıyız dediğiniz zaman önceki bakanların başarısız olduğunu da itiraf etmiş oluyorsunuz. Efendim diğer bir nokta tabii öğretmenlik meslek kanunu çok tartışıldı. Ben de komisyondaki görüşmelerde yer aldım. Şimdi efendim öğretmenlerimizi bu şekilde uzman öğretmen, baş öğretmen diye klasifiye etmek inanın öğretmenlik mesleğine yapılacak en büyük haksızlık. Şunu söylüyorum, 10 yıllık bir meslek hayatını dolduran bir öğretmenimize gelin uzman öğretmenlik hakkını tanıyın. 20 yıllık bir öğretmenlik mesleğini tamamlayan öğretmenlerimize de baş öğretmenlik verdiğiniz hakkı tanıyın ve isimleri öğretmen olsun. Yani bunlar sonuç itibariyle inanın okulda baş öğretmen, uzman öğretmen, öğretmen odaları dahi ayrışacak. Bu uygun olmadığını düşünüyorum ve bunu yeniden değerlendirmenizde fayda olduğuna inanıyorum. Yine üniversitelerin sayısı arttığından bahsedildi ama tabii üniversitelerdeki eğitim kalitesi giderek düşüyor. Devamlı biz burada kalitenin düşük olduğundan bahsediyoruz. Özellikle ülkemizde tıp eğitimi bir hayli geriledi. Ve dolayısıyla da buna bağlı olarak da ülkemizdeki Türkiye'nin tıbbı geriledi. Dünya tıbbıyla yarışan bir noktadaydık ama artık Türkiye tıbbı gerilemiş noktada. Bunun da önemli gerekçesi devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerinin zayıflatılmış olması. Devamlı suretle devlet üniversitelerinin tıp fakülteleri, hastaneleri borç batağında ve her yıl biz burada o borçları telkin etmek durumunda kalıyoruz. Buna yönelik olarak kalıcı bir çözüm gerekmez mi? Yani buna ait bir çalışma yapmanız mutlaka gerekiyor. Diğer bir nokta ise okullarımızdaki beslenme ve içme suyu problemi Sayın Bakan. Her bütçenizde bunu söylüyoruz. Ben üçüncü defadır söylüyorum yine burada. Çocuklarımızın cebinde parası yoksa okulda içme suyu dahi alamıyor ve susuz eğitim yapmak durumunda kalıyor çocuk. Tam gün eğitim alan çocuklarımız inanın evden su içip geliyor ta ki akşama kadar eve tekrar gidene kadar parası olmadığı için kantinden su alamıyor ve susuz eğitim yapmak durumunda kalıyor. Buna bir çözüm bulmanız gerekir Sayın Bakan. Ekonomik durumu sıkıntılar öğrencilerimize hiç olmazsa öğleyin kumanya tarzında bir yemek beslenme desteği vermeniz gerekir. Yani bu da sizin bakanlığınızın bir görevi. Yine diğer bir nokta ise yabancı dil eğitimi konusunda ülkemiz bir hayli sıkıntılı. Yani yabancı dil eğitiminde herhangi bir ilerleme kaydedemiyoruz. Yani buradaki gerekçe nedir? Başka ülkelerin eğitim sistemi nasıl başarılı oluyor yabancı dil eğitiminde? Biz neden başarısızız? Bunu da inceleyip bir an önce yabancı dil eğitimine ağırlık verip çocuklarımızın dünya vatandaşı olmasını sağlamak durumundayız. Diğer bir noktada Sayın Bakan, seçim bölgem Balıkesir Savaştepe ilçesinde öğretmen okulumuz var, köy enstitüsünden ve burada tarihi binalar var. Bu binalara ait bakanlığımızın bir takım icraatları oluyor yıkımına yönelik ama çok büyük tepki alıyoruz. Özellikle burada eğitim alan öğretmenlerimizden bu konuda da hassasiyet göstermenizi rica edeceğim. Tekrar bakanlığınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygı gösteriyorum. Sağ olun. Şimdi tekrar bir sıralamayı... Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Bakan, sabahki sunumumuzu dikkatlice dinledi. Gerçeklerden bahsettiniz, bol bol rakamlardan bahsettiniz. Çok şeyler söylediniz ama meselenin asıl konusuna bir türlü girmediniz. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar,
bir gerçekliğin altını çizmek istiyorum ve hepinizin de dikkatlerini çekmek istiyorum. Türkiye'de özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın lokomotifi olan öğretmenlerimizin şu anda yaşadığı mağduriyeti hiçbirimiz görmezden gelemeyiz. Bugün öğretmenler özellikle AK Parti iktidarı olarak sizin kötü ekonomi politikalarınız nedeniyle yoksul, perişan, evine ekmek götüremez hale gelmişler. Bakınız Anadolu'da 5 yıldır aynı ceketle derse giren öğretmenler var. Kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okutamayan öğretmenler var. Genç öğretmenler artık ev alma, araba alma, evlilik yapma hayali bile kuramıyorlar. Ekonomik sorunlarla boğuşan öğretmen ordusunun nitelikli eğitim vermesini beklemek doğru olmaz. Nitelikli öğrenci yetiştirmesini beklemek doğru olmaz. Bugün bütçeyi konuşuyoruz. Sayın Bakan, siz öğretmenlerin bu ekonomik sorunu çözmek için, enflasyona ezdirmemek için ne kadar ücret ödeyeceksiniz? Bu konuda ne çalışma yapacaksınız? Asıl mesele bu. Eğer siz öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu'daki neferleri olan öğretmenleri bu enflasyon karşısında koruyamazsanız sizin o koltukta oturmanızın da bir anlamı yok. Türkiye'deki eğitim sorunlarının çözülme şansı da yok. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Bir de Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde özellikle eğitim alanında örgütlü birçok sendikamızın ortak talepleri oldu. Bu talepleri de size iletmek istiyorum. Sendikalarımız 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesini, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesini, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmasını, kamuda mülakat uygulanmasına son verilmesini, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesini, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesini, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma, beslenme haklarının sosyal adalet anlayışıyla devlet güvencesine alınmasını sizlerden bekliyorlar. Bu konuda sizden çalışma bekliyorlar. Sayın Bakan, bir de seçim bölgem Adıyaman'a ilgili birkaç husus belirtmek istiyorum. Özellikle Sayın YÖK Başkanım iyi dinlesin. Adıyaman'da Besli ilçemizde Sayın Erdemoğlu ailesi, hayırsever Erdemoğlu ailesi 2018 yılında bir mimarlık fakültesi açtı. Bakınız sene 2018, tam 4 yıl geçti. Siz oraya 3 tane araştırma görevlisi gönderemediğiniz için bu fakülte binası çürümeye terk edildi neredeyse ve şu anda öğrenci alamıyor. Sayın YÖK Başkanım artık bu sesi duyun ve bu hayırseverlerin yapmış olduğu bu binanın mimarlık fakültesinin eğitime ve öğretime geçmesi için gerekli kadroları açın ve buranın bu okulundaki engelleri kaldırın diyorum. Bir de Sayın Bakan, Adıyaman'da siz biraz önce dersliklerden bahsettiniz. Adıyaman ziyaretinde de özellikle birçok açıklama da yaptınız. Ancak Adıyaman'ımızda özellikle Kömür beldemizde lise talebini biz geçen bütçede de dile getirmiştik. Bugüne kadar başlanılmadı. Yayla Konak beldemizin lise ihtiyacı var. Samsat'ta 2018 depreminde Doğanca köyümüzde özellikle bir okul hasar gördü. Doğanca köylülerin ilkokul talebi var. Bu talepleri karşılamanızı bekliyoruz. Gölbaşı ilçemizde yukarı Nasırlı köyümüzde yaşayan halkımız, yurttaşlarımız, büyük bir köy lise bekliyorlar. Bu gerçekleri, bu ilimizin taleplerini de bir an evvel yerine getirmesini talep ediyoruz bu bütçeden. Buralara kaynak aktarılmasını sizden talep ediyoruz. Bütçenin ülkemize ve öğrencilerimize, öğretmenlerimize de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkler'e tasarruflu zaman kullanmanız için ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Hasan. Öncelikle bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar kaliteli eğitim açısından emeği geçen tüm siyasi partilere veya tüm iktidarlara ben teşekkür ederim. Ama bu şu demek değildir. Eleştirileri de sıralamayacağız anlamına gelmiyor bu. Şimdi burada değerli bakanım hemen sayfa 5'te evet anaokuluyla ilgili 10'dan 5'e düşürdük. Vallahi da billahi de. AK Partili Şanlıurfa milletvekillerine deyin ki Şanlıurfa'nın hangi köyünde anaokulu vardır deyin. Sizin de adınız Mahmut, benim de adım Mahmut. Yani adaş olarak sizden istirham ediyorum değerli bakanım. Vallahi da billahi de Şanlıurfa'nın hiçbir köyünde anaokulu yok. Ve öğrenci sayısı, yani anaokuluna gidecek olan öğrencilerin sayısı 5'ten fazla. Gelelim yine sizin kitapçığınızın sayfa
9. Efendim, kütüphanesiz okul kalmayacak diyor. Kalmadı denilmiş. İbare o aynı şekilde. Arkadaşlar, eğer kütüphane ile kitaplığı aynı şey diyorsak o zaman katılırım. Ama kütüphane bizim bildiğimiz kütüphane ile kitaplık aynı şey değil Sayın Başkanım. Farklı şeyler olduğuna göre yine gidelim. Ben İstanbul milletvekiliyim ama Şanlıurfa'nın o köylerine dolaşan bir arkadaşımız. Yok. Size bilgi veriyorlarsa gerçek kişi bilgi veriyorlar. Akıllı tahta deniliyor. Akıllı tahtada tablet dağıttık denildi. Gelin girelim. Yani bunun da artık ne iddiasına girilecekse, hatta bunu AK Parti Şanlıurfa milletvekili arkadaşlarımıza, mesela Halil Özcan'a söyleyin, Ahmet Akaya söyleyin, Akçakal'a, Haran'a gitsinler. Yani şimdi evet, burada güzel şeyler yazılmış. Keşke burada yazılan şeyin hepsi olmuş olsa. Gerçekten olmuş olsa. E bakın, o zaman yani ya o saha yalan söylüyor ya bu açıklananlar gerçek dışı. Yani onun için bunun doğrusu o sahaya inmek lazım. Bakın, şeye gittik, Gayata gittiğimiz Doruç İlköğretim Köyü. Haran'a bağlı. Gittik. Okulun açık olduğu dönemde zincirle kapalıydı okul. Basına çıktı vesaire. Ertesi gün kalktılar işte basına çıkması nedeniyle o çocuklar ancak okullarına öyle ulaşabildi. Haran'ın Doruç Köyü, sorabilirsiniz. Şanlıurfa'nın Akçakala Köyü'ne bağlı Yeşilyurt Köyü. 150 öğrenci var değerli bakanım. 150 öğrenci taşımalı eğitimle, bu paraları taşımalı eğitimin ücreti ödenmediği için taşımadılar Eylül ayında bu çocuklar. Gidemedi bu çocuklar okullarına. Yine aynı şekilde, yani yine Siverek ilçesinin Çukurca ilçesi. Çukurca Köyü. Sivereğin Çukurca Köyü'nde vatandaşın içme suyu yok. Okulda su yok. Elini yıkayacak, yüzünü yıkayacak öğrencinin tuvalette elini yıkayacak suyu yok. Sayın Bakanım. Çukurca ilçesi. Çukurca Köyü, pardon, özür dilerim. Sivereğin Çukurca Köyü. Burada aynı şekilde yönetmenlik var. Taşıma yönetmenliği. 2 kilometreye kadar mesafe 1900 metre, 1800 ise efendim siz taşımalı eğitimde yararlanamazsınız. Öğrenciler yaya gidiyor. Muğla milletvekili Suat Bey burada bir şey gösterdi. Okulların dağ başına yapılması. Şimdi aynı şekilde, yani sanki Türkiye'de herhalde kalıp o şekilde, yine Birecik'te yapılan köy var. Orada da dağ başına yapılmış. Mesafe 1800 metre. Yönetmenliğe göre 2 kilometrenin altında, ama çevrede meskur mahal vesaire, ev yok, bir şey yok. O arazide, boş arazide yarın kış olacak vesaire olacak. O öğrenciler gerçekten gidemiyor. O mağduriyet var. Yani burada sorun fazla, ama kırsal alanda sıkıntılı. Mesela Şanlıurfa'nın toprakları Mezopotamya toprağıdır. Verimli topraklardır. Niye siz İç Anadolu'da 19 tane ziraat lisesi açıyorsunuz? Ege'de 12 tane ziraat lisesi açıyorsunuz. Güneydoğu'da toplam 4 tane ziraat lisesi açmışsınız. Fırsat eşitliğiniz bu mu? Burada kayırmacılık var. Güneydoğu ile ilgili kayırmacılık var. Doğu'la ilgili kayırmacılık var. Doğu'da 2 tane ziraat liseniz var. Niye Ege'ye 12 tane, İç Anadolu'ya 19 tane, Doğu Anadolu'ya 2 tane ziraat lisesi açılıyor? Şanlıurfa gibi, Harran gibi olan bir yerde, Güneydoğu'da toplam 4 tane ziraat lisesi açılıyor. Sebep ne? Hani fırsat eşitliği vardı. Bari okullar açılınca da bu fırsat eşitliğini yaratın değerli bakanım. Yaratın. Yani bu bilgiyi, eğer farklı sayı varsa bana da iletir. Bu bilgileri veren sizin bakanlığınızdaki arkadaşlarınız verdi bu bilgileri de bize. Olacak şey değil. Gelelim Ceylanpınar'da YÖK'le ilgili. 2 yıllık meslek yüksek okulu açtınız. Öğretim üyesi atanmadı. Öğrenci almadınız. Emniyete verildi. Yazık, günah değil mi ya? Ceylanpınar. Yani gerçekten eğitim bitiriyorum. Son cümle değerli başkanım. Anlayışlı, teşekkürler. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras eğitimdir. Teşekkür Benim ediyorum. İlkokulum yatılı, ortaokulum yatılı, lisem yatılı. Devletin nohut makarnasıyla büyüdüm. Son söz başkanım. Cümle, evet. O dönem benim devletim bana maaş veriyordu.
Velilerden para toplamıyor da benim devletim. Yani yine aynı devletimi istiyorum. Öyleyse para veren, yoksul kesimindeki eşitliği sağlayan devletimi arıyorum ben. Teşekkür ederim, saygılar. Çok değerli bakanım. Fıratlar, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. AKP'nin çiftçi batıran politikaları nedeniyle köyler boşalıyor. Köy okullarını hızla kapattınız ve hala kapatmaya devam ediyorsunuz. Ve taşımalı eğitime geçiyorsunuz ki bize göre yanlıştır. Köyde bir öğrenci bile olsa o okul açık kalmalı ve bayrağımız orada dalgalanmalıdır. İstiklal Marşımız okunmalı, milli bayramlarımız da köylerde kutlanmalıdır. Köylerde ne 29 Ekim kutlanıyor, ne 23 Nisan kutlanıyor. Bu da zaten size yeter. Taşımalı eğitim ise tam bir rezalet. Örneğin Edirne'de ihale alan kişilerin keyfine göre işliyor. Denetim yok. İş öğretmenlerin sırtına bindirilmiş durumda. Servis kaçta gelecekse geliyor. Öğretmenler de o saate kadar öğrenciyi servise bindirmek için bekliyor. Yani öğretmenlerin sırtında gidiyor bu iş. Edirne'de köyler boşalırken şehirlerde yeni açılan yerleşim yerlerinde yeterli okul yok. Yani şehir büyüyor. Yeni yerleşim yerlerinde ama buralarda derslik yok. Çok kalabalık sınıflarda öğrencilerimiz okumak zorunda bırakılıyor. Şehrin yeni genişlediği alanlara hızlı ve yeterli sayıda okul yapılmalıdır. Bir diğer konu, çocuklar okula aç geliyor. Kantin fiyatları almış başını gitmiş. Çocuklar kantinden bir şey alıp yemiyorlar. Çocuklarımız ciddi yetersiz beslenme yetersizliği sorunuyla karşı karşıya. Bunun için okullarda acil olarak öğle yemeği verilmeye başlanmalı. Özellikle dezavantajlı gruplara mensup ailelerimizin çocuklarına iktidar olarak yaşattığınız yoksulluğun bedelini çok ağır ödüyorlar. Okul sütü uygulamasına hızla geri dönülmelidir. Edirne eğitimde sürekli geriye gitmektedir. Türkiye'de eğitimi bir geriletiyorsunuz, Edirne'de iki geriletiyor. 12. sınıflar açık liseye geçiyor. Bu durumdan hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz? Bunun nedeni nedir? Yoksulluktan mı geçiyorlar? Okuyamıyorlar mı? Okula gidemiyorlar mı? Okullardaki teknolojik altyapı çok yetersiz. Edirne'de birçok okulda güncelliğini yitirmiş, ihtiyaca cevap veremeyen bilgisayarlar ve akıllı tahtalar var. 2016'da Edirne Öğretmen Evi, Sayın Bakan, bu konuyu özellikle söylüyorum. Önce yıkılma tehlikesiyle kapatıldı, sonra yıkıldı. AKP'lilere göre parası hazır, soruyoruz hazır diyorlar. Yenisi yapılacaktı, hala yapılıyor. Türkiye'de öğretmen evi olmayan kaç il var? Sayın Bakan, ne zaman Edirne öğretmen evine kavuşacak? Edirne Osmanlı'ya başkentlik yaptı. Önce Osmanlı, sonra Cumhuriyet Edirne'ye bir sürü eser bıraktı. Ama becerikli AKP iktidarı bir öğretmen evi yapamadı. Okullarımızda, özellikle yatılı okullarımızda özel güvenliklerin istihdamı sağlanmalıdır. Veliler de rahat etmesi gerekir bu süreçte. Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci başarı, başarısızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun bir defaya mahsus bakan emriyle 12. sınıfa geçirmek hangi büyük düşüncenin sonucunda yapıldı? Okutamıyoruz bari mezun edelim mantığıyla mı bu işe bakıyorsunuz? Ya da diplomayı herkese verirsek diploma nerede diye sorulmaz mı diye düşünüyorsunuz? Bir diğer konu, 700 bin atanmayan öğretmen var. Yani bu öğretmenleri ne zaman atayacaksınız? Bu öğretmenler niye ücretli? Neden sözleşmeli? Bunların ne bir yasal güvencesi var, ne yaşamları, gelir düzeyleri, açlık sınırı civarında bir gelire sahipler. Özel okullardaki öğretmenler daha da zor durumdalar. Özel okullarda hiçbir sosyal güvencesi yok öğretmenlerimizin. Bunlar bizim geleceğimizi belirleyecekler. Çocuklarımızı okutacaklar. O nedenle öğretmenlere çok daha önem vermemiz gerekiyorum ve öğretmenlikte bu sınava da son verilmeli diyorum. Öğretmen zaten
bir kariyer meselesi sonunda mesleğidir. Dolayısıyla öğretmenin uzmanı baş öğretmen olmaz. Bir tane baş öğretmenimiz var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Değerli milletvekilleri, bakanlık bürokratları, basın mensuplarımız, herkesi saygıyla selamlıyorum. AKP döneminde, Milli Eğitim Bakanları dönemindeki bazı uygulamalardan eğitim sisteminin nasıl yapboza dönüştürüldüğünü anlatmak istiyorum. Erkan Mumcu 2002'de göreve geldikten hemen sonra yaklaşık 1300 bakanlık yöneticisi bir gecede görevden alındı. Hüseyin Çelik döneminde öğretim programları değişikliği yapıldı. Temel dik yazı uygulamasından birleşik eğik yazı uygulamasına geçildi. Lise eğitimi 4 yıla çıkartıldı. Nimet Çubukçu döneminde Fatih projesi başladı. Genel liseler Anadolu liselerine dönüştürülmeye başlandı. Ömer Dinçer döneminde 652 sayılı KYK yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev tanımı değiştirildi. Türk Ceza Kanunu madde 263 eğitim kurumu suçu değiştirildi. 4+4+4 eğitim modeline geçildi. Ulusal bayramların statlarda kutlanması yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kur'an kurslarını denetim görevine son verildi. Nabi Avcı döneminde 6528 sayılı dershaneli kanunu çıkarıldı. Öğrenci andı kaldırıldı. Yaklaşık 40 bin merkez ve taşra yöneticisi görevden alındı. Proje okulu uygulamasına geçildi. Teftiş sisteminde sayısız değişiklik yapıldı. Ders denetimi kaldırıldı. İsmet Yılmaz döneminde Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. Öğretim programları değiştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi. Vakıf ve derneklerle etkili protokoller imzalandı. Birleşik eğik yazı uygulamasından temel dik yazı uygulamasına geri dönüldü. Proje okulu olan İmam Hatip liselerinin temel eğitimden orta öğretime geçiş haricinde öğrenci almasının önü açıldı. Ortaokul düzeyinde özel yurt açılması için yasal düzenleme yapıldı. Etüt merkezleri kapatıldı. Belediyelere sosyal etkinlik merkezi açma hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği yayımlandı. Kamu taşınmazları üzerinde eğitim ve yurt faaliyetleri için üst hakkı tesis edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı. TEOG kaldırıldı. Liselere giriş ve üniversitelere giriş sistemi değiştirildi. 10 üniversite araştırma üniversitesi kapsamına alındı. Ziya Selçuk döneminde andımızla ilgili Danıştay kararına itiraz edildi. Ziya Selçuk 5 yaşında çocuklar okula başlamayacak dedi. Okula başlama yaşı tekrar 69 aya yükseltildi. İlkokul düzeyinde okullaşma oranı %98.67'den %93.62'ye geriledi. Ortaokul düzeyinde okullaşma oranı %98.67'den %95.90'a geriledi. Orta öğretim düzeyinde ise okullaşma oranı %67.37'den %85.01'e yükseldi. Vakıf ve dernekler ile protokoller yapılmaya devam edildi pandemide bile. Anadolu liseleri ikili eğitime geçirildi. Suriye'de fakülte ve bölüm açıldı. Diyanet yaz Kur'an kursları raporunda tarikat ve cemaatlerden şikayet etti. Sosyal etkinlikler yönetmeliği değiştirilerek okulların kapısı vakıf ve derneklere sonuna kadar açıldı. MEP ve TÜGVA arasında süresiz protokol imzalandı. Salgın sürecinde öğrencilerin eşit şekilde eğitim imkanlarına erişim sağlanmadı. Milli Eğitim Bakanı bütçesi içerisinde personel maaşlarının ciddi bir yük olduğunu ifade etti. Sayın Bakan, sizin döneminizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinin neredeyse yarısı görevden alındı. Okullarda yeteri kadar tedbir alınmaması nedeniyle COVID vakalarına hızlı bir artış sağlandı. Okulların temizlik görevlisi ihtiyacı karşılanamadı. Eğitimci olmayan onlarca bürokrat merkez birimine atandı. Öğretmenlik meslek kanunu adı altında öğretmenlik mesleği basamaklandırıldı. Değerli milletvekilleri, bütün bunlar gösteriyor ki AKP döneminde eğitim sistemi bir yapboza çevrilmiştir. Bu yapbozu çevirme pratiğine iktidarın sistematik olarak vakıflar eliyle eğitim sistemini şekillendirme çabası eşlik etmiştir. Vakıflar yoluyla çocukların, gençlerin maksimum yararını değil, gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme amacıyla vakıflar üzerinden bilinçli bir amaç güdülmektedir.
İktidar örgün eğitim üzerinden yapamadığını yaygın eğitim üzerinden yapmaya girişmiş durumdadır. Yatılı bölge okullarını azaltmak da, orta öğretim düzeyinde özel yurt açmayı serbest haline getirmek de aynı amaca hizmet ediyor. Bu şekilde açılan yurtlarda denetim yapılmadığı için Aladağ, Karaman vakalarını yaşıyoruz ama iktidar bunlara rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. Bu süreç eğitim sistemini Cumhuriyet eğitim devriminin rotasından çıkarabilir. Bu rotayı 1 Kasım 1937'de Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında özetlemiştir arkadaşlar. Okuma yazma bilmeyen tek bir yurttaş bırakmamak, ülkenin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, yurt sorunlarının dayandığı temel düşünceleri anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak birey ve kurumlar yaratmak. Değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin bizlere gösterdiği en açık gerçek, eğitimde yaşanan yoğun ticarileşme sürecinin artarak devam edeceği, velilerin cebinden yapacağı eğitim harcamalarının belirgin bir şekilde artacağıdır. Devletin eğitim harcamalarına yaptığı katkı yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalırken, hane halkının cebinden yaptığı eğitim harcamalarının payı artmaya devam etmektedir. Türkiye'nin eğitime en çok payı ayırıyoruz söyleminin gerçeği yansıtmadığını görmek için hane halkının cebinden yaptığı eğitim harcamalarının son 20 yılda ne kadar arttığına bakmak yeterlidir. Eğitim öğretimin hukuken parasız olduğu, ilkokulda velilerin ceplerinden yapmak zorunda kaldığı eğitim harcamaları her geçen yıl artmış, veliler çocuklarını kimi zaman borçlanarak, kimi zaman bankalardan eğitim kredisi çekerek, kimi zaman da gıda harcamalarını kısarak okutmak zorunda bırakılmıştır. Eğitim devredilemez ve vazgeçilemez kamusal bir haktır. Piyasacı eğitim sistemi yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin müşteri haline getirilmesini hedeflemekte, toplumdaki sınıf farklılıklarını daha da belirgin hale getirmektedir. Değerli milletvekilleri, peki ne yapmak lazım? Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmeli. Özel okullara aktarılan kaynaklar devlet okulları için harcanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay başlangıç olarak en az 2 kat artırılmalı. Okul binaları ve derslik gereksinimleri karşılanmalı. Dini vakıf ve cemaatlerle yapılan ya da yapılacak olan her türlü ortak proje ve protokoller derhal iptal edilmelidir. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalıdır. İktidarımızda tüm örselenmelere karşın demokratik, layık hukuk devletini, eşit yurttaşlık bilincini, halk egemenliğini, kamucu eğitim sağlık politikalarını, adalet bilincini, sosyal devleti önceleyen yeni bir cumhuriyet baharı üreteceğiz. Yoğun okul terkinin önüne geçmek, iyi eğitim almış çocuklarımızın geleceğini yurt dışında aramamaları için nitelikli, adaletsizlik üretmeyen, liyakata dayalı, layık bilimsel kamusal eğitimi ve eğitim hakkını öne çıkaran okullarımızı eğitim cennetine dönüştürecek eğitim reformunu ülke gündemine alacağız. Sayın Bakan, partinizin adında adalet var ama kendiniz adaletli değilsiniz. Çünkü eşit işe eşit ücret ödemiyorsunuz. Şu anda öğretmenlik meslek kanununda ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen adayı öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi 6 kategoriye ayırdınız. Dünyanın en temel çalışma ilkelerinden biri olan eşit işe eşit ücret ilkesini sürekli çiğniyorsunuz. Bugün bunu öğretmenler üzerinden yapıyorsunuz. Ücretli öğretmenlik ücretli değil, aslında köle öğretmenliktir. Çünkü asgari ücretin altında hiç kimse çalıştırılamazken, bitiriyorum başkanım, ücretli öğretmenler aylık 2000 liraya 3000 liraya çalıştırılıyor. Üstelik hiçbir sosyal güvencesi olmadan. Bu iş kanununa göre suçtur. İktidarınız ucuz iş gücü yaratmak için yasaları çiğnemekte ve suç işlemektedir. Üstelik
Dışarıda atanmayı bekleyen on binlerce öğretmen varken bunu yapıyorsunuz. Bu gençleri ücretli köleliğe mahkum ediyorsunuz. Son olarak ülkemizdeki önümüzdeki yıl iktidarı uğurladıktan sonra eğitimi tekrar Cumhuriyet devrimi rotasına oturtacak, bilimsel, kamusal eğitim için tüm imkanlarımızı seferber edecek, öğretmenlerimize meslek onuruna yakışır bir çalışma hayatı sunacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve yanındaki milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gittiğinde keşke Sayın Bakan asgari nezaketi gösterseydi. Asgari nezaketin gösterilmemesine sizin lügatınızda cesaret deniliyorsa o başka bir şey. Başka bir nezaketsizlikten daha bahsedeceğim şimdi burada. Gümüşhane, önceki dönem belediye başkanlarından, Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilliği yapmış. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstaç Genel Müdürü'yken COVID'le beraber kaybettiğimiz çok kıymetli dostumuz rahmetli Mustafa Canlı'nın adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gümüşhane'nin talebi üzerine bilim ve sanat merkezi yaptı. 8 ayda Gümüşhane'nin göbeğine altın gibi bir bilim sanat merkezi yerleştirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 3 katlı 3900 metrekare alanda 40 adet sınıfı olan 17 atölye, 7 deneysel etkinlik, 7 derslik, 9 bireysel teorik eğitim, 1 adet planetaryum, 1 adet amfi, 1 adet konferans salonu, kütüphane, uzaktan eğitim stüdyosu ne ararsanız var bu eserde. Sayın Bakanım, hani vesayeti öldürdük diyorsunuz ya, Gümüşhane bürokrasisi sizden onay alamadığı için 8 ayda yapılan bu okulun açılışına gelemedi. Sayın Vali, onu ziyaret eden bürokrat arkadaşlarımıza Sayın Bakan'dan izin alamazsanız kimse gelemez dedi. Milli Eğitim Müdürü, çok beyefendi bir insan, gelemedi. Şube Müdürü düzeyinde Sayın Akşener'le Sayın Ekrem İmamoğlu 8 Ekim'de orada 8 ayda Gümüşhane'ye hediye ettikleri okulun açılışını yaparken teslimatta sizlerden hiç kimse yoktu. Lütfedip bir teşekkür bile etmediniz. 40 milyon lira civarında maliyeti olan bir okul, bir merkez. Sayın Cora, nezaket bunun neresinde? Sayın Bakanım, bu durumu size anlatmak için İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar benim de adıma, 3 milletvekili adına sizden randevu istedi. Lütfedip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerine randevu vermedi. Konuşmayalım, tamamlayamayız. Şimdi bunu geçtik. Sayın Bakanım, geçen bütçe döneminde burada size İstanbul'da Baraka Okul'dan bahsettim. Avcıların Tahtakale Mahallesi'nde çocukların eğitim aldığı bildiğiniz konteyner tipi Baraka bir okuldan bahsettim. Sizi oraya davet ettim. Davet ettiğim yere geleceğinizi söyledi yardımcılarınız. Siz İstanbul'a, Tahtakale'ye gelmediniz. İstanbul'da Tahtakale'de aynı koşullarda eğitim devam ediyor. Çocuklarımız yaşar yaşamaz eğitime devam ediyorlar. Kışın soğukta donuyorlar, yazın sıcakta yanıyorlar. Hangi bütçe bana nasip edilirse İstanbul'a gelip bu olayı görmediğiniz ve çözmediğiniz sürece sizin önünüze bu konuyu getirmeye devam edeceğim Sayın Bakan. Ben İstanbul milletvekiliyim. Burada AK Parti'yi bazı illerin milletvekillerinin pembe gözlükle çizdikleri tablo çizilsin istiyorsanız onları benim bölgeme gönderin. Baraka okulu görsünler. Çocuklarımızın sağlık sorununu görsünler. Anayasanın 2. maddesine göre, 5. maddesine göre, 12. maddesine göre, 42. maddesine göre, 10. maddesine göre eşitlik ilkesinden sosyal devlete kadar ihlal ettiğiniz her şeyi görsünler diyorum. Sayın Bakanım, bugün burada da dile getirildi. Bir öğretmen, bünyenizden bir öğretmen, bir öğrencinin başının ağrıdığını, yanına gittiğinde çokça karşılaştıkları şekilde açlıktan ağrıdığını gördü. Aynı şekilde bir televizyonda küçücük bir çocuk, ben açken su içiyorum, karnım doygun dursun diye, babam üzülmesin diye. Türkiye'de 7.6 milyon çocuk, yani çocukların eğitim yaşındakinin 1/4'ü aç okullara gidiyorlar. Kanun teklifi verdik. Bir öğün yemek verilsin diye, hijyenik su verilsin diye. Sizi burada bu öven milletvekilleri var ya, onların vicdanlarından da sorumlusunuz. Ellerini hayır diye kaldırdılar. Ellerini hayır diye kaldırdılar. Buradan size söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu'da çocukların, yoksul çocukların açlığını gidermek için bir öğün yemek projesi başlatmıştınız pilot olarak. Yapamadınız.
Çıkın neden yapamadığınızı anlatın. Bu ülkenin kaynaklarını %10,5 politika faiziyle bankalara iktidarınız peşkeş çekeceğine çocuklarımızın karnını doyursun. Teşekkür ediyorum. Kendisini bu hafta sonu biteceğini iddia ettiği okullar ile ilgili bölgeleri beraber gezmeye davet ediyorum. Birazdan bu okulları tek tek konuşacağım. Sivas'ta eğitim kurumları üzerinden Cumhuriyet'le hesaplaşmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız ne yazık ki. Önce tarihi Ülkü İlkokulu İmam Hatip'e çevrildi. Ardından bir asırlık geçmişe sahip Sivas'ın tarihine tanıklık etmiş Kızılırmak İlkokulu yıkıldı. 1927 yılında hayata geçen İstiklal İlkokulu 2021'de yeniden yapıldı. Fırsattan istifade ismi değiştirildi. Büyük Ozan Aşık Veysel'in adı ortaokuldan kaldırıldı. Gelen tepkiler üzerine yeni yapılan bir okula yeniden Aşık Veysel'in ismi verildi. Son olarak Yıldız Elinde Pamukpınar Köy Enstitüsü'nün bugüne dek okul olarak kullanılan yerleşkesindeki yatılı bölge okulu kapatıldı. Neden olarak öğrencilerin güvenliğini sağlayamıyoruz denildi. Eğitimde Sivas her geçen gün geriye giderken birileri Sivas'ta eğitim kalitesini dert edeceğine Cumhuriyet kavramlarını, Cumhuriyet'e mal olmuş isimleri dert edinip hesaplaşmak istiyor. Sayın Bakan'ın bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Sayın Bakan, taşımalı eğitimden bahsetti. Ben de kendisine bir katkı yapayım bu konuda. Koyunhisar ilçemiz Ortakent köyünde 7 tane öğrenci olduğu için taşıma ihalesi iptal edildi. İlkokul çağındaki çocuklarımız mecburen ailelerinden uzakta yurtta kalıyor. Sırf eğitim, öğretim görebilmek için. Siz kendi çocuklarınızı bu şartlarda okutur musunuz? Yakupoğlan köyünde taşımalı eğitimle yapılan mesafe 75 kilometre. Sayın Bakan'a şöyle izah edeyim. Köyün olduğu bölgede kayak merkezi var. Yani kış koşulları o kadar çetin. Çocuklar o koşullarda okullarına gitmeye çalışıyorlar. Ben köy okulunda okumuş bir milletvekili olarak sormak istiyorum. Bu okulların veballeri kimin boynunda? Eğitimde fırsat eşitliğinden dem vuruyorsunuz ama Sivas'ta çocuklarımızın eğitim hayatını açıklayan kelimenin adı eşitsizliktir. Şimdi geliyorum Sivas'ta yapamadığınız okullara. 6 Haziran 2020 tarihinde Sivas'ta toplamda 22 okul yık yap kapsamına alındı ve yıkıldı. Aradan neredeyse 2,5 yıl geçti. Son olarak bu sabah muhtarlarımızla konuştum. Okulların yerinde hala yerler esiyor Sayın Bakan. Divriği Mustafa Necati İlkokulu birkaç kez temel atıldı, ortada yok. Divriği Cumhuriyet İlkokulu yapılmadı. Divriği Şehit Hamza Güllübağ İlkokulu yapılmadı. Divriği Anadolu Lisesi'nde okul bitmediği için öğrenciler prefabrik binada eğitim görüyor. Merkez Alağacı İlkokulu temeli atıldı, iş yarım bırakıldı. Merkez Kurtlapa İlkokulu yapılmadı. Yıldızeli Yusufoğlan İlkokulu yine yapılmadı. Yıldızeli Yavu İlkokulu ihalesi açıldı ancak ihalede istekli olmadığı için yapılamadı. Yıldız Dağı diye tabir ettiğimiz bölgede bu kapsamda yapılması gereken 11 okul vardı ama hiçbir ortada yok. Bu bölgedeki köylerden sadece Yusufoğlan köyündeki öğrenci sayısı 130. Hafif Cumhuriyet İlkokulu yine yapılmadı. Öğrenciler yatılı bölgede eğitim görüyorlar. Sivas için köy okullarının önemini şöyle sizlere anlatayım. Sivas'ta 1233 tane köy var. Köy sayısı bakımından Türkiye'de birinci sırada. Az önce Sayın Milletvekili Sivas'a yapılan öğretmen evinden bahsetti. 10 yıldır inşaatı devam ediyor. Öğretmen evinin ne yapılacağına bir türlü karar veremediniz. Bir belediye binası yapacağız diyorsunuz. Bir öğretmen evi yapacağız diyorsunuz ama bina yarım halde duruyor. Ama Sivas AKP döneminde 20 yılda 8 Milli Eğitim Bakanı gördü ama 2,5 yılda 8 tane okulu göremedi ne yazık ki. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 21-23 Ekim tarihlerindeki Sivas ziyaretinde söyledi. Ben de buradan bir kez daha söylüyorum. Bu okulların arsalarını bize teslim edin. Bir yıl içinde okulları yapalım ve bakanlığınıza teslim edelim. Biz ana muhalefet partisi olarak bu iddiaya sahibiz ama 2,5 yıldır koca bir bakanlık bu iddianın altında ezilmiştir. Değerli arkadaşlar, 5 dakika süremiz var. Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Başkanlar, değerli Hazirun. Evet, bütçe devletin varlık nedeniyle özdeş bir süreç. Bu bakımdan çok önemli. Sayın Bakanı ve Başkanı dinlerken tabii sayılar çok öne çıktı. Siyaset de öyle. Tabii ben keşke hukuk da biraz vurgulansaydı dedim kendi kendime. Haliyle
nicelik ve nitelik arasındaki ilişkide nitelikten çok nicelik öne çıktı. Sayı çok dedim, siyaset de oldukça, çünkü her ikiniz de görev sürenizle ilgili olarak veyahut da parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin ihtas edildiği dönemle ilgili değil, 2002'ye yollama yaptınız. Ben bunu olumlu yorumladım çünkü parlamenter rejime bir övgü. Demek ki büyük işler parlamenter rejim döneminde yapıldı biçiminde. Ben konuşmamı Sayın Bakan, Sayın Başkan, yasadan hareketle yapacağım. Sonra hukuk ve liyakatla devam edeceğim. Şimdi komisyonunuzla ilgili olarak birçok yasa hazırlandı. Hemen hemen hepsine katıldım. Ama Sayın Bakan, sizi hiç göremedim. Sayın Başkan, sizi de hiç göremedim. 4 yasa yapıldı bizimle doğrudan ilgili olarak ve yaklaşık olarak 20 torba yasaya milli eğitim sorunları ve YÖK sorunları bocalandı, dağıtıldı ve kapatıldı, örtüldü. Tabii böyle olunca haliyle burada nitelik ve nicelik arasındaki denge de bozuldu. Bir örnek izninizle, meslek kanunu, öğretmenlik meslek kanunu. 1. madde öğretmenlik mesleğini ihtisas olarak tanımlıyor. Ama gelin görün ki madde 3'te öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunurlar diyor. Eğer öğretmenlik bir uzmanlık mesleği ise o zaman neden öğretmen uzmanlık baş öğretmenlik diye ayrım yapıyoruz. İşte bunu düzeltemedik Sayın Bakan. Eğer siz olsaydınız belki bu tür iyileştirmeler yapılırdı. Tabii ki bunu öğrenciye sorsanız sınıfta bırakırlar öğretmenler ihtisas ve uzmanlık arasındaki çelişkiyi. Şimdi burada hukuk ve liyakat ilişkisi nedir, neden önemlidir? Zira 15 Temmuz gecesi Türkiye'de bu felaket hukuk ve liyakat eksikliğinden yaşandı. Ve 15 Temmuz sonrası bir kez daha böyle bir felaketin yaşanmaması için hukuk ve liyakata dönüş temenni edilirdi. Ne var ki bu yapılamadı. Şöyle ki, üniversiteden uzaklaştırılan, öğretmenlikten uzaklaştırılan binlerce ve on binlerce meslek mensubu, meslektaşımız ya sendikaya üye olduğundan veyahut da demokratik muhalefet safında yer aldığından uzaklaştırıldı. Kuşkusuz suçlular da var ama ben onlara girmiyorum. Onların da tabii ki yargılanma hakkı var. Şimdi böyle olunca bu kişiler 5 yıl süreyle hiç yargıya başvuramadılar. 5 yıl bekledikten sonra yargı yolu açıldı ama 5 yıl neden bekletildikleri kendilerine bildirilmedi. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi karar verdi. Ağır ceza mahkemeleri kararlar verdi ama bu kez hukuki olmayan kavrama yönelindi. Nedir bu hukuki olmayan kavram? Kurum kanaati. Şimdi kurum kanaati nerede var? Kurum kanaati ve iltisak. Şimdi iltisak aslında cemaat ile iltisaklıların kamuflajı olarak kullanıldı. Sayın YÖK Başkanımız bunu iyi bilir. İkimiz de Marmara Üniversitesi'ndeydik ve şu anda bile Marmara Üniversitesi'nde birçok iltisaklı var. Ama onlar icabında hiç ilgisi olmayan kişilerin üniversiteden uzaklaştırılması için çaba gösterirler. Fakat onlar kesinlikle yargılanmazlar. Şimdi buradaki durum nedir? Burada bakın, bütün bu işlemler için, yani şu anda 6000'e yakın öğretim üyesi, hani bu kadar üniversiteden söz ediyoruz ama onlar üniversite kapılarına yaklaşamıyorlar bile, uluslararası standartlarda binlerce kişi. Öğretmenler hiçbir biçimde cemaatle ilişkileri yok ama bunlarla ilgili işlemleri yapanlar, üniversite, YÖK ve hükümet, tabii MIT şeyiyle, rölesiyle görev işbirliği sonucu, bunlarla ilgili şey yapanlar, işlem yapanlar aslında 5 yasa ile sorumsuzluk zırhına kavuşturdular. Nedir bu 5 yasa? Mali sorumsuzluk, idari, cezai ve hukuki sorumsuzluk olmak üzere. Burada o kişiler ömür boyu tescilli resmi gazetede bir cümleyle onlar ömür boyu
tescilli haksız bir biçimde ithamla karşı karşıya, ama onlarla ilgili haksız, hukuksuz işlemleri yapanlar da ömür boyu korunacaklar. Bu çelişkiyi görmemiz gerekir Sayın Bakan, Sayın Başkanlar. Görmediğimiz sürece bu ekranlarda çok daha süslü animasyonlar görme durumuyla karşı karşıya kalırız. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar.